Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle bir kontrol yapayım istedim. Biliyorsunuz Onslow keyifsiz dediğim yoğunmuştum. Çok da fazla hırpalamak istemiyorum. Kalsın öyle. Bunlar biliyorsunuz daha kök yapmayanlar da evet yapmış arkadaşlar. Neydi o? Sedeverya rolüymiş. Kök yapmış. Şu var. Painted Virus. Zaten köklüymüş. Evet, bu da köklenmiş arkadaşlar. Zaten toprak tutuyor. İçin hiç çıkartmıyorum. Daha köklenmemiş. İşte bazıları daha geç kökleniyor. Da mesela daha sonradan köklenmişti. Bakın burada ne kadar güzel bir serpilmiş. Çünkü o artık adapte oldu arkadaşlar oraya. En çok merak ettiklerimden Sion, Verigate köklenmiş arkadaşlar. Bakın taze taze beyaz kökler var. Artık bunu da güzelce ne yerleştirebilirim. Evet, bundan da başlamış taze kök gelmeye. Artık güzel güzel ekerim. Ponza koyarım. Şöyle işim daha bitmediklerine ponza koymuyorum ki ayırt edebileyim diye. Şu bitkiden arkadaşlar Anacanthus'un özel türlerinden şöyle bir tane ayırdım. Satışta arkadaşlar, koleksiyoncu ilgilenen arkadaşlar benimle iletişim kurabilir. Şu iki bitki de Colorata brandı. Böyle birbirinin benzeyen alt türleri de oluyor arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok saksılarda. Saksılardan bile saçlarım çıkıyor. Göbeğe bakın arkadaşlar. Fosforlanmaya başlamış. Taraftan ekimde yapıyorum. Şu rainbow yaprağı düşmüştü. Bakalım nasıl bir bebek verecek. Birlikte göreceğiz.
Şöyle dünkü bahsettiğim pendesi ektim arkadaşlar. Arada yine şöyle göstereyim, baby finger, bebek parmağı. Genelde bunları dediğim gibi koleksiyon yapanlar elinde tutuyor. Bir tane diyorum, birkaç tane 5,5'luk saksıya ben ayırdım. İsteyen olursa yazabilir. Nerede tükeniyor arkadaşlar? Zaten ikisi benim. Bakalım. Ama buradan daha alacağım da var. Sanırım iki veya üç tane kaldı bundan. Bunları da ektim. Kalibralarım. Meltem Hanım'ın bir siparişi var benden böyle. Meşhur Semper'den aldı. Bunun adını unuttum. Hemen bakıyorum. Sedim Maknai Tornado. Arkadaşlar ismi. Meltem Hanım'a gidiyor bunlar. Meltem Hanım'a bir de bir hediye bakayım ben. Şöyle de hediye koydum Meltem Hanım'a. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyüsün inşallah. Saksıları da olsun, taysın. Dün akşamdan beri yağmur yağıyor bu arada. Birbirinin farklı dediğim bu Devotion. Bu farklı dediğim bitkileri yan yana koydum. Farkı bu şekilde birlikte gözlemleyelim. Ben size birkaç günde bir göstereyim bunu. Bakalım aynı mı olacak, nasıl olacak? Birlikte bakarız. Şu güzelliği de gösterecektim size. Arkadaşlar. Öyle. Lola da güzel güzel açmış. O Lola'yı da satışa koymayı unuttuklarımdan bir tane var arkadaşlar Lola da satışta. Aynı gözümü bundan alamıyorum. Bu arada dün ben bir şey yaşadım arkadaşlar yani. Birazcık şikayet gibi olacak. Ama yani ne bileyim ben art niyet olduğunu düşünüyorum. Sizlerle de paylaşayım istedim. Instagram'dan Hülya Hanım diye birisi. Yani fotoğraf falan yok. Hesap çakmaya da benziyor. Benden ürünler istedi. Yani şeyden yakındım. Bir sürü sipariş verip de ürünlerin farklı geldiğinden, kötü geldiğinden falan yakında. Ben de dedim zaten ben gönderdiğim ürünleri YouTube'dan çekiyorum. Tamam bazı ürün göze büyük de gelebilir ama bunun da saksı boyutunu söylüyorum. Bakın koskocaman bitki gibi de görünebilir. Ama bu 5,5'luk saksıda bunu da ben belirtiyorum. Ondan sonra benden ürünlerin toplu halde fotoğrafını istedi ama yani birazdan da gösteririm hazırladığım ürünü. Böyle 1 2 3 tane falan ürün değil. Bazılarını saksıdan çıkartıp böyle bunun gibi yeni saksılara ektim. İnanın en az 1 saatim gitti. Çünkü ürünleri buradan tek tek bulmaya çalıştım.
Buradan söküm yaptım. Fotoğrafladım ama bunu da belirttim yani. Bunun benim için çok zor olacağını. Kesin alacak mısınız? Ona göre toplu bir fotoğraf atacağım dedim. Evet, kesin alacağım dedi. Boyutlarını da yine öncesinden bilgisini verdim. Dedim işte 9'luk olarak bir tane var. Geri kalanlar 5,5'luk saksıda. Ki 5,5'luk saksıyı da dolduracak boyutlu olanlar falan da var. Fotoğrafı gönderdim. Hiç cevap yok. Bugün yazıyorum. Ürünler bana küçük geldi, ben almayacağım dedi. Ya gerçekten kimse benden ürün almak zorunda değil. Zorlamıyorum. Yani bitkileri gören veya memnun kalanlar alsın ama yani bile bile de insanları uğraştırmak bence hiç hoş. Hiç hoş değil ki dediğim gibi ben küçük bir kızımla burada iş yapıyorum ve benim başka bir gelirim yok, başka bir işim yok. Böyle bir iş kurdum. Uğraşıyorum yani. Emek emek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hiç bu kadar bitkim yoktu. 2 kuruş kazanıyorsam 10 kuruş olarak bitkileri çoğaltıyorum, özelleştiriyorum. Daha iyi görseller sunmaya çalışıyorum. Yani inanılmaz derecede bir emek sarf ediyorum. Gerçekten hiç kolay değil. Buradan yeri geliyor eşimle gidiyorum, yeri geliyor yalnız başıma kalkıp seralara gidiyorum. Ve yine altını çiziyorum. Küçük bir kızım var. Ben diğer çalıştığım farklı yerde çalışıyordum. Yani kurum müdürü olarak çalışıyordum ben. Ben o işimi bile kızım için bıraktım. Olmadı çünkü. O yüzden ben böyle bir işe giriştim. Aslında çoğunuz da biliyorsunuz, aslında size de sistemim falan yok. Ben bu kişinin sadece art niyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü beni bilen kesinlikle zaten böyle bir şey yapmıyor. Gerekirse 1 2 hafta mesela ürün bekletip de yine o ürünü kesinlikle alıyor. Zaten bir sefer alan Allah razı olsun. Gerçekten çok sağ olun. İkinci, üçüncü, dördüncüye alıyor. Ben bu kişinin art niyetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle kişiler benden uzak olur. Bakın arkadaşlar, bunları hazırladım. Büyüğü var mı dedi bunun. Gittim alt balkondan bunu getirdim. Sonra bir daha bulamadım ürün. Yine alt balkondan gittim buldum. Yani inanılmaz derecede bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı yaptım. Şunu istedi. Normalde satışım yoktu. Ürünümü böldüm. Yeni bir saksıya ektim. Bunu yeni bir saksıya ektim. Saksımdan çıkarttım. Yani tamam, bu benim işim. Çok severek de yapıyorum ama yani bu şey hoş değil. Yani keşke beni saatlerce meşgul etseydi, soru sorsaydı, ürünlerle ilgili soru sorsaydı. Ben de müsait oldukça cevap verseydim. Ki veriyorum, cevap da veriyorum herkese. Bu benim hoşuma da gidiyor. Ama şu olay yani zaman kaybı. Yazık buna. Bu arada arkadaşlar, bugünlerde çok dışarıda işlerim oluyor. Biliyorsunuz söylemiştim. Şirket falan kurdum ben. Neden kurdum? Bununla ilgili de planlarım var. Özellikle çiçek getirebilmek adına bunun için şirket kurdum. Bunların işleriyle uğraşıyorum dışarıda. Bunlara koşturuyorum. Yoksa kafamda şeyler var. Aranjman saksılar falan yapmak var ve bir taraftan da aslında yavaş yavaş saksılarımı da düzene de sokmak istiyorum.
Yani şuradan ayıracağım bitkiler var. Tekrardan aranjman yapmak istediklerim var. Yani buraları tamamen düzene sokmak istiyorum. İşte dışarıdaki işlerden dolayı dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Bunları bir halledeyim. İnşallah çok daha güzel videolar çekeceğim. Güzel güzel planlarım var. Bunları tek tek ayırmak istiyorum, isimleyip. Bunlar böyle bu şekilde olmaz. Tek tek saksıda olursa çok daha güzel olur. Rosie Croft arkadaşlar. Bundan biliyorsunuz satışta da var. Şöyle. Yakın hatta daha yaprakları bol benimkisinden. Bu şekilde daha da renklenecek arkadaşlar. Şöyle retro bir var. Evet. Satıştaki Lola'nın teki. Herkül var satışta. Arkadaşlar Metallica. Bunu da yeni edindim. Böyle buraları kare kare saksılarla doldurmak istiyorum. Bir kısmını bebekhane yapmak istiyorum. Artık sığamıyorum. Yani şey için de geciktik. Sera için. Ama hepsi bir anda gerçekten olmuyor. Yani hem ürün fazlalaştır, hem mal al, hem bir şeyler döndürmeye çalış. Hali hazırda zaten insanın normalde borcu var, harcı var, masrafı var. Ama her şey çok daha güzel olacak. Gönül isterdi ki mesela bunu da sizlerle çekeyim. İnanılmaz derecede hızlı hızlı akşam karanlığında elektrikler yoktu. Böyle telefon ışığından loş karanlıkta şu saksıyı diktim. Çünkü ayak altında bir an önce ekimini sağlayayım dedim. Bunların hepsini inşallah sizlerle ekeceğim arkadaşlar. Videom çok fazla da uzamasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.